Emirdağ 90. Emirdağ 1.90. Çok da lazım olan psikolojimize, sıkıntılarımıza, aile hayatımıza, hizmetteki faaliyetimize alakadar eden bir mevzu. Genel bir mevzu fakat kanuniyetini anlatıyor. Mayenleştirmiyor. Aziz Sıdık kardeşlerim, manen maruz kaldığım iki şıklı bir sualin cevabıdır. Birincisi, neden en ziyade senin şahsın hakkında hüsnü zan eden ve sana büyük bir makam veren, birincisine büyük bir adam, ustad, büyük bir makam veren ve Risale-i Nur'la çok kuvvetli irtibatı bulunan ve sen de onları çok sevdiğin halde, Hizmet-i Nuriye'nin haricinde senin şahsın ile temaslarını istemiyoruz. Ustad özel görüşmek istemiyor. Hizmetle alakalı görüşmeler yapıyor. Hiçbirisini reddetmiyor. Ama şahsıyla gelenleri hemen hemen hiçbirisini de kabul etmiyor. Ama böyle bir şahıslar yani. Nasıl şahıslar? Üstadı şahsını çok büyük kabul ediyor. Büyük bir makam veriyor. Risale'nin orada kuvvetli irtibatları var. Sen de onları seviyorsun. Hizmet-i Nuri böyle olduğu halde, dört. Böyle olduğu halde Hizmet-i Nuriye'nin haricinde senin şahsın ile temasını istemiyorsun. Yani şahsi şey istemiyor. Öyle bir kanun burada zikredecek ki bak hepimize yarayacak. Yani bu bir kanun. Nasıl anlatacak başka olayı? Direkt anlatsa bir iki cümleyle anlamayız. İçi dolması lazım. Olayın başı ve sonu. Nerede nasıl kullanılmış bu kanun? Bu mesela şöyle yapmayın. Emirler malzemesi olsa bu hukuktur. Şunu yapmayın. Şu bendinde şu yasaktır. Şu kadar cezası var. Ama niye? Niyesi yok. Hikmet yok. O zaman kanun olur. Kanunlar malzemesi değil ki. Şöyle yap, böyle yap diye. Allah da Kur'an'da kanunlar malzemesi olarak sırf yapmamış. Başka şeyleri de koymuş. Ne yapmış? Peygamber kısalarında serpmiş. Şablon yapmış. İlginç ama. Yani hem illetin hem de hikmetini anlatıyor. Evet, illet ve hikmetini anlatıyor. İşlevini anlatıyor. Bir de Resul'ün böyle nasıl uygulanabilir bu? Yani neyin nesidir? Yani cümle, kuru cümle söyledim. Ama neyin nesi bu yani? Nerede kullanacak? Nasıl kullanacak? Şimdi öyle bir kullanacağız ki bunu biz. Ve senin hakkında devam ediyor. Fazla üstü zan besleyeni sohbete tercih ve senin hakkında fazla üstü zan beslemeyeni. Sohbete tercih ediyorsun. Daha ziyade iltifat gösteriyorsun. Nedendir? Yani ustadı havalara kaldıranları, şişirenleri ustad kabul etmiyor. Ustan var ya sen öyle büyük adamsın ya, öyle acayip adamsın diyeni kabul etmiyor. Anlıyor, hissediyor. Ama hizmette gelmiş, hizmet için gelmiş, bir şey sormaya gelmiş. Kabul ediyor. Böyle bu soruydu. Şimdi kullanıyor şimdi. O el cevap 30. sözün ikinci mektubunda dediğim gibi bu zamanda insanlar bak şimdi cemiyeti nasıl tahlil ediyor bak. Cemiyet nasıl? Cemiyet nasıl? Bu zamanda insanlar ihsanını, ikramını, hediyesini muhtaçlara hem de muhtaçlara çok pahalı satarlar. Hem muhtaç hem pahalı. Yani zengine satsa, pahalı satsa bir şey değil. Muhtaç olanlara ve fakir olanlara. Anlıyor musun bak? Nelerini? İhsanını. İhsana ne girer? Başta İslamiyet. Yok, burada sayalım. Yolda yürüyelim. Bir. Şahsını çok büyük zannet bir şey yapma. Abi sen varsın ya İhsan.
Sana büyük makam veriyor. Abi bizim abi uçuyor. Görüşüyor ötelerle. Hocalar, hocamız, şeyhimiz, ustadımız, İhsan. Ondan sonra bir tanedir. Yani hüsnü zan ediyorlar. Şöyle neyse iltifat. Bunlar hep İhsan. Böyle para, pul bunlar ikinci derecededir. Çünkü kendisini veriyor. Para neymiş ki? Ben sana bunu veriyorum. Ben değilim bu. Bendendir. Ben kendimi yalakalık yapıyorum. Veya hakikaten samimi muhabbet ediyorum. Kendimi veriyorum. Samimi muhabbet. Mesela çok ilginizi çekecek. Çok tuhaftır. Daha önce de demiştim ama. Sahabelerin için yetişilemiyor biliyor musun sen hiç? Sohbete katıldıkları için sahabelere. Sahabeler peygamberin. Çünkü insiba ve inikas yani şahsını takdim ediyor Resulullah. Sohbet o demekmiş yani. Mesela siz bunu videoyu dinleyin, sesi dinleyin. Bu ortamı göremezsiniz. Bizim bu sıcaklığı, bu ortanın maneviyatını göremezsin. Olamaz yani. Malumat olur. Yani ama vicdanı inşa edecek o enerji olmaz. O ancak derste olur. Peki ne anlatmaya çalışıyorum? Şu anda ben size kendimi takdim ettiğim gibi siz de beni, siz de kendinizi böyle bir şahs-ı manevi oluyor. Ya şahs-ı manevi aman aman her derste söylesem liyakatı vardır. Şahs-ı manevi bir anlayış, bir kabul ediş, bir farz etme, bir zan değildir. Şahs-ı manevi senin gibi canlı, şuurlu, akıllı, ne yaptığını bilen, idealist bir sistem, enerji, canlı ve şuurlu bir enerji. Abi bunun testlerini de yapmışlar. Test. Su şey üzerinde, su dalgaları üzerinde. Çok güzel. İşte evet, Japonlar yapmış. Bunun yanına küfür söylemişler. Başka bir bardağın yanına şarkı türkü güzel şeyler söylemişler. Bir tane çan, bir tane de böyle Kur'an mıydı abi? Yok, şarkı türkü ve şey, çan değil. Sonra benim bildiğim, bizzat okudum. Bunu -5 santigrat derecede 5 saat mi ne donduruyorlar. Şarkı türkü yani olumsuz şeyler söylenen yerde daha katı, daha içeri dönük, daha kahverengi gibi şeyler var. Kristaller olmuş. Bunun yanında güzel şeyler söylenen ki Kur'an değil, güzel mana da değil o olursa. Daha saydam, daha açık, daha geniş, daha esnek, daha beyaz. Kristaller olmuş. Yani eşya etkileniyor. Etkileniyor, bunu etkiliyor. Göz mesela. Şimdi ben şunu diyeceğim. Dimadan çıkan tefekkür enerjidir, esirdir. Yani şey, esirden daha latiftir. Esir değildir. Maddi hayattır. Hayatın ürünüdür çünkü. Tefekkür enerjidir. Muhammed, Muhammed'ti değil mi? Koy tencereye, vicdandan çıkanı, o da şeye koy, o da aynı hayattır. Tamam, onu da koy tencereye. Kalpten çıkanı, onu da koy tencereye. Ruhtan çıkanı, onu da koy tencereye. Karıştır. Karıştır. O benden çıkan bütünlüğü benim şahs-ı manevim. Bir tane de sonra buldum. İlk önce akıl dedik, vicdan dedik, kalp dedik, ruh dedik. Bir de bir şey buldum, eylem. Laikada buldum. Yani yaşantılarımız. Hani bak böyle yapıyorum ya enerji. Konuşuyorum mesela, namaz kılıyorum ben. O yaşantılardan çıkan enerji. Bu benim şahsi manevim. Tamam mı? Sizin de şahsi maneviniz var. Sizin de var. Hepinizin var. Tamam mı? Peki, hepsini şahsı manevisini koyun tencereye. Seninki karıştır karıştır. Bu cemaatin şahsı manevisi. Bu işte, bu akla yetişilmez. Bütünsel bir akıl. Bu şuura yetişilmez. Bütünsel bir şuur. Bu ruha yetişilmez. Bu hayatı. Peki, bu ne yapar? Nasıl işlev yapar? Ben size hulasa ediyorum. Onun için nimettir yani. Ben bu layıkaları bak nasıl okuyorum görüyor musun? Gram gram atıflarıyla izahlarıyla kim bu nerede izah edilir, bu nerede yapılmış
Gram gram size örnek olsun diye gösteriyorum gençler. Kulasa ediyorum size. Şu anlattıklarımı belki de saatlerce okumakla elde edersiniz. Ne yapar biliyor musunuz o şahs mali? Aklına bir fikir verir. Basar enerji, ikaz eder enerji. Hacı, anlıyor musun? Bir enerji verdi mi? Yani şey, fikir. Oraya aktif eder. Kalbine de bir mail verir. Sen de yaparsın. Abi bir fikir geldi aklıma. Bildiğin gibi değil. Zannediyor benden gibi. Peki. Gittin meyhaneye. Orada bir şahsi manevi var. Uf, teneffüs ettin. Hangi ortamdan teneffüs ediyorsanız ciğerinize girer o. Suya girdi ya adam Japon küfür söyledi. Güzel şey söyledi. Gözden şua çıkıyor. Çok acayip bir şey. Bugün dersim de size bir parçasını vereyim. Bir kişi şeydir herhalde. Şimdi çocuk niçin farklı olur? Konumuzla benim tefekkürümle alakalı bir şey. Bir parça söyleyeceğim. Niçin mesela bugün benden bir çocuk olsa farklı olur, dün olsa farklı olur, yarın olsa farklı olur, bir saat önce olsa farklı olur. Anda farklı olur. Anda. Hepsi farklıdır. Olamaz diye biri. Bir şey anlatacağım. An ve an kan değerleri değişiyor mu, değişmiyor mu? Sen İsmail dün kan değerlerinin tahlilini bugün götürsen kabul ederler mi? Etmezler. Öyle bir şey yok. Olmaz olmaz. Saat saat dilişidir. Bende oldu da. Öyle bir şey gitmiştik malum. Genel değişiyor. Ha? Genelde erken sabah aç karnı ister. Aç karnı ister ve tamam. Öğlen yemek yedikten sonra olmaz gene. Yani bir nevi sanki resetlenmiş. Oluyor. Ne demek istiyorum? Peki kan değerleri niçin değişiyor? Kan değerleri değişince kemik iliklerinde değişiyor. An ve an. Tamam. Dolayısıyla oradan olan çocuk değişiyor. Ne anlatacağım biliyor musun? Kanuniyeti anlatacağım. Bu kan değerlerini değiştiren biyolojik değildir. Düşüncelerin biyolojiyi değiştirmesine kaynaklanıyor. Düşünceler değiştiriyor. Bezleri değiştiriyor. Mesela her neyse bam telidir. Manevi çocuğun yapısı değiştiriyor. Burada ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musunuz? Bedensel hayatın vücut, cisim, şu varlık mesela namaz kılanın kılmayanın, zina yapanın yapmayanın, sabah kılan kılmayanın, teheccüde kalkıp kalkmayanın. Tamam? Alim midir, değil midir, zalim midir belli. Hepsi simasından bellidir. Hepsi. Tamam. Hacı ne dedi? Tırnağıma baktı. Abi nefesi derin almıyorsun. Sebebi diyor. Saatlerce konuştuğun için hep yarı yoldan gönderiyorsun. Tırnağa baktı. Adam eğildi. Elinden ders almış. Bak niçin anlattım? Dişe vuruş. Büyük abdest, küçük abdest, tahlil ediyorsun, değişiyor. Saatlere göre değişiyor. Arkadaşlar, bizim an ve an değişmemizi ne anlatmaya biliyor musun? Çok önemli. Meyhaneye gittiniz. Buraya verdiğiniz hava. Biz verdik ya, meyhanede daha oraya atmosfere veriyor. Düşüncesi, kumar oynuyor. Harama zevkleniyor. İçki içiyor, o kafadan çıkan düşünceler. Oraya atma havayı değiştiriyor. Buharatı buhar. Buhayratı muzahrife. Nerede anlatıyor bunu? Kastamonu 66. Kastamonu 66'da. Yani çıkan. İşte onu da sen teneffüs edersen 3 aylar hava değiştiği gibi kendini of be. Ne güzel hissediyorum kendimi ya. Vay be. Kral gibi yermiş. Hiç kusura bakma. Gülün kokusu armut olmaz. Allah Resulü'nü yokken sahabeler bıraktığı kokudan gidermiş. Hayvanlar, köpekler avını kokuyla gidermiş. Herkesin alameti vardır. Herkesin bir kokusu vardır. Herkesin an ve an korkusu değişiyor biliyor musunuz? Ne düşünüyorsanız kokunuz değişiyor. Leş gibi mi kokuyorsun? Ter hariç.
Yani terlemedin. Ne? Git ahlakını düzelt. Ahlakın bozuk demektir. Leş kokana parfüm arama kardeşim, parfüm arama. Güzel ahlak al. Abi ruhsal böyle sıkıntım var falan, ne yapayım? Doktor hoca var mı? Doktor hoca arayacağına kusur ara, geçmişine dön. Ona tövbe et, düzelsin. Şimdi Allah Allah, ne acayip şeyler ya. İhsandan açıldı. İhsan yayılan dalga boylarından tut, kendimi sana vermek. Hep Risale'den söyledim ben bunları. Çünkü şahs-ı maneviden çıkan o meyhanenin de şahs-ı manevi var. İyi olmak istiyorsanız doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda doğru iş yapmak. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni tefsir ettim de o şöyle diyor. İyi olmak istiyorsanız iyi insanlarla beraber ol. O dördünü cem etmiş. Biz o biraz kafamız basmadığı için iyi insanlarla ne demek? Doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda, dershaneye geldin ama gece bir. Doğru zaman değil. Doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda doğru iş yap. İşte bu zamanda insanlar, iyi tanıyın bak, insanlar ihsanını, böyle kendisini, ikramını, hediyesini, iltifatını, hocam sen var ya hocam, aşağıda bir şey isteyecek şimdi. Veya geleceğe bir yatırım yapıyor. Muhtaçlar hem de muhtaçları çok pahalı satarlar. Mesela benim gibi bir biçareyi Salih ustada bir ikram yapıyor bakın. Ustada talebe oluyor. İkram yapıyor, hediye getiriyor, para verecek misal. Niçin yapıyor bunu? Din-i İslam'a, Kur'an'a hizmet ettiği için değil ilk önce. Salih büyük adamdır. Veya veli. Yardım eder de bize yani. İstediklerimizi dua eder. Tak olur. Abi dua et ya. Sonra bir ekmek verir. Ha, geç hadi bu cümleleri çabuk. Bak bu asırda insanlar ihsanını muhtaçlara, ha, muhtaç olmayana değil, hem de muhtaçlara çok pahalı satarlar. Benim gibi bir çari, salih, veli zannedip sonra bir ekmek verir. Niye veriyor? Altyapısına bu var. Salih'tir, velidir. Allah da bizi görür artık herhalde. Allah ile pazarlığa giriyor. Bak ben senin salih kuluna, veli kuluna veriyorum. Sen de bana ver daha. Mukabilinde makbul bir dua ister. Kardeş. Resul. Şu parayı al. Abi Allah razı olsun. Kardeşlere söyle dua etsinler. Tamam abi. Pazarlık. Parayla dua satın almak. Ya dokunma ona. Değil mi? Bak öyle dedi, bir ekmek verdi, dua istedi. Vermeden işte, dua buyurur musunuz hocam? Ya. Acayip bir şey. Bir şeyler geliyor, benim kaynıyor için, durduruyorum biliyor musun? Bu kadar fiyat vermektense bir ekmeğe, ondan sonra makbul öyle bir dua edecek ki, bir de etmezse dua var ya yani, veya tutmasa, yandı. Ya büyük salihti, bir de veliydi. Duası olmadı. Baksana kaç günden beri hala sıkıntınız devam ediyor. Allah Allah. Belki de içinden geçiyor olan dizine tutsun ya. Ben bir sürü sıkıntı, hala bana dua etmedi. Niye etseydin bak, bende bu dert kalkardı. Bizde sihirli değnek var. Polatlı'ya birisi gelmişti bu konuda. Sihirli bir değnek var. Neyin değneği diyorlardı onu. Birisinin, İskender'in değneği mi diyorlar? Yok. Demokrasi. Yok yok, bir şey vardı böyle. Çizgi film bir şey. Şeyin DNA'yı sürüyor, düzeliyor. Bir şeyin DNA'yı diyorlar böyle. Sürüyor. Sürüyorsun, pat diye düzeliyor. Yani bize gelecekler, bir kelam edeceğiz. Veya iki kelam söyleyeceğiz. Tamam kardeşim. Pat diye rektifiye olacak. Lan peygamberlikte yok bu ya. Peygamberlikte yok yani. 131 lemalarda diyor ki La tehtimem ehbebte velakinne Allah yehtimen yeşâ. Sen sevdiklerine hidayet istediklerine hidayeti veremezsin. Men yeşâ, ancak ben veririm diyor. O 7. sülemanı. La tehtimem ehbebte velakinne Allah yehtimen yeşâ. Sen istediğine, sevdiklerine
Hidayeti veremezsin diyor. E nasıl vereceksin başka? Adam seni ikram ediyor, iltifat ediyor. Hocam, ağam, paşam, tamam. Bir sürü şeyler sayıyor. Sebebi? Sen salihsin, velisin. Sonra da dua edeceksin daha yani. O, artık sana da o düşer. Bir ekmek verir mukabilinde. Makbul bir dua ister. Dua istemez ha. Hacı nasıl ister? Makbul olacak. Aleyhisselam'dan olsa biz de verirdik millete. Neyle? Parayla satın alıyor. Muhammed'in layık okuyorum ha. Emir daha biri okuyor. 90. Hayat kitabı değil midir? Hayatımızı yönlendiriyor. Ha? Hayatımızı yönlendiriyor kardeş. İçsel alemimizi neyin doğruların doğrular her şey doğru yeri yerine koyan Emir Dağ'dır. Dış dünyamızı yeri yerine koyan Kastamonu'dur. Ruhumuzu ve zihniyetimizi, idealistliğimizi yerleştiren, ruhsal yapımızı olgunlaştıran ve yerine koyan Barla'dır. Barla. Ruhsal yapımızı olgunlaştıran ve yön verip kıblesini koyan yaşanır bir hayat modeli olarak sunuluyor Barla. Yaşanan bir hayattır. Yaşanabilir olduğunu gösteriyor. Yaşanan bir hayatı göstererek yaşanabilir olduğunu bize ifade ediyor. Yoksa mücerret olur. Müceredat-ı sırfa olur. Düşüncede olur. Maneviyat düşüncede olur. Hayır, yaşanmış. Adam gitmiş, miracını yapmış, gelmiş. Ben diyor bir büyük saraya rast geldim diyor. Hafızala bir 185 Emir Barla'da. Büyük bir saray diyor. Başım döndü diyor. Birisi ders yapıyor ya karşıda. O ders yapıyor. Miraç oluyor adamda ya. Miraç. Derste miraç olmuş. Sonra diyor başım döndü diyor. Usta da saf saf anlatıyor bunu. Sonra indim aşağı diyor. O sarayın içinde küçük saray var. Oraya girdim diyor. Baktım orada diyor. Ha orası tatlı. Kendisini gör. Girmiş içeriye. Niye heyecanlanıyorsun? Nasıl heyecanlanmayayım ya? Her peygamberin bir hadisede olmuş ya miraç. Nuh Aleyhisselam miracı tufanda oldu. Değil mi? Ateşte olmuş. Efendim? Balın karnında olmuş. Hastalıkta olmuş mesela. Bazılarının miracı bela ve musibettedir. Nurculara örnek getiriliyor. Bazı nurcuların miracı, kemalatı hastalık musibetledir. Bazısında zenginliktedir. Zenginliktedir. Bazısının ilimledir. Bazısının zühttür. İsa Aleyhisselam. Tamam. Mesela Musevi meşre, İbrahim meşre, tefekkürü vesaire. Sizin bakın bakalım miracınız hangi sahada olacak? Ama bu miracınız derste olur. Ders ortamında olur. Devam edeyim. Şumayette olmaz mı? Yok. Ders ortamında olur. Evde tefekkürle de bilmiyorum. Yani mesela hastadır. Fakat o derse gelir mesela Hafız Ali abi derste olmuş. Mesela Hafız Ali abi derste olmuş 185 Barla'da. Refet abinle kitap okuyor. Adam miraç oldu orada. Abi de miraç oldu. Hüsrev abi de miraç oldu. Hüsrev abinin miracı yazarken olmuş. Öyle açılmış. Yazıyor. Ne kalem bitiyor, ne sahip şey bitiyor. Gidiyor da gidiyor. Ne yoruluyor, ne şey oluyor. Sonra işte bir bırakıyor. Baktım diyor, ben de diyor çıktım diyor. Çam dağına diyor, kuş oldum diyor. Sizin diyor dallar arasına geçtim diyor. Meclis halinize katıldım diyor. Ne diyorlar ya buna? Ya kafayı yemişler ya tiyatro yazıyorlar yani. Bu roman mı yazıyor yani? Çavşoski mi? Nevi vardı böyle Rus şeyi. Yani onun gibi roman mı yazıyor? Ne diyor ya? Roman mı bu? Hüsrev Ağa Şarru, he? Dostoyevski, he. Yani roman mı yazıyor bu? Ve ustadı da kandıracak, değil mi? Onaylamasa ustad oraya koyar mı? Bazılarını onaylamamış, onu tavsiye etmiş. Hakikati Muhammediye işte ona raci ise de hepimize racidir, hayır diyor ustad. O yanlıştır diyor, şöyledir diye düzeltiyor mesela. Kardeşim. Derste oluyor ben bildiğim. Hastalığın inkişaf ediyor, zenginliğin inkişaf ediyor, fakirliğin inkişaf ediyor. Peygamber modellerinden herkesin bir modeli vardır. Bazılarınızı Musevi meşreptir. Bazı İsevi meşreptir. Bazı Eyüp meşreptir. Ha? 40 yaşında net olur.
İbrahim'i meşrep, şefkat ve tefekkür. Musevi meşrep, sadakat, şeriat, sünnet-i seniye. İki tane olabiliyor, iki meşrep. Üç olabiliyor. Dört tane olmuş ustadın, dört tane mesela var. Evet, hissiyat insani, kalp ve ruhun derece hayatına girince mazi ve müstakbeli bir görür. Artık onun alemi odur yani, o meşrepte. Onun cemaati veya onu takip edenler o tipten daha çok olanlar. Üçüncü namada bir yer var da, insan kalpte ruhun derece hayatına nasıl çıkacak, o dört tane kanı hep söylüyorum. Söyle abi, bakayım. Evet. Hayati kalbe ruhiye medar olan marifeti ilahiye, bir muhabbeti rabbaniye, ubudiyeti subhaniye, marziyatı ilahiye, kapalı rahmaniye. Hı. Bu dört cihet ilahı kalbe ruhun derece hayatına çıkıyor. Bir dakika, o öyle olduğunu mu diyor? Kaç sayfa? Sayfa 16. 16. Nerede bakayım? Paragraf 3 abi. Paragraf 3. 1, 2, 3. İşte bu istirada bilen diye abi. Ya işte kalbi ve ruhi medar olan, yani işte bu istidada binen, tamam işte marifet ilahiye, bir, muhabbet-i rahmet, imbiracın temeli o zaman bunlar. Hı hı. Bu dört tane ayakla çıkarıyor abi, ayakta. Kalpte ruhun dereceye hayatta. Marifet ilahiye, muhabbet-i rabbaniye, aferin lan. Ubudiyet-i subhaniye, marziyat-i rabbaniye cihetiyle bu dünyadaki fani ömür, Allah Allah, aferin lan. Bunu ben de şeyle karşılaştım da, bu zihin, vicdan işiyle karşılaştırmıştım. He, o dört tane vicdan işi. Marifet-i ilahi zihine bakıyor. Zihine bakıyor. Bir dakika, marifet-i ilahi zihine bakıyor. Muhabbet-i Rabbaniye hisse bakıyor. Hisse bak, doğru. Ubudiyeti, subhaniye, ibadete bakıyor. Ha, iradeye bakıyor. İradeye. Tamam. Marziyet-i Rahmaniye de şart tutumlandı. Aferin. Çok isabet. Dileği onun içinde. Aferin. Vicdani bir miraç. Hı hı. Çok tebrik ederim. Doğru. Bir de ya baki, ya tırbaki mevzusu da ya. Evet, ya bak enter bakayım mevzusunda. Aferin ya. Bir de orada zamanı anlatıyor abi. Bir de zamanın da temelini orada söylüyor sanki. Ne diyor? Yani sanki hazır zamandan insan nasıl çıkar? Bunlarla çıkıyor bir daha. Bunlarla çıkıyor. Zamanla nasıl çıkar? Ya hazır zamanda sen ne yaptın çıkar? Ya? Start. Hayır. İlginç adam. Çok istifade ettim inan. Ben şimdi masama geçeceğim onu. Sinetül firakı, senetü ve senetül misali, sinetü. Vay be. Şok oldum biraz. İşte okumadım değil mi? Okudum ama hiç ilgimi çekmedi. 30 sene okudum. Salih Nur. Bambaşka. Ne bileyim ya. Elhamdülillah. Ne mutlu idrak edene. Yani kıymetini anlayana değil mi? Mübalağa zannediyorlar. Bu ekmek verir ve mukabilinde makbul bir dua ister. Makbul ister ha. Bu kadar fiyat vermektense ezilip üzüleceksin. Ya Rabbi ekmek verdi de bana yani. Ya Rabbi kabul et yani şu duamı ya. Şu adamın hastalığı kalksın ya. Kadının duası kalksın. Ekmek verdi. Ne diyor? Bu kadar fiyat vermektense bu ihsanı istemiyorum. Diye hediyelerin Adem'in kabulüne bir sebep gösterdiğim gibi. Onun için istemiyorum. Yapacağı duanın da Adem'ine sebep oluyorlar. Kendi eliyle. Kendi eliyle. Bu sefer dua da yapmıyor. Bir tanesi geldi. Abi diyor ya, işlerim niye ters gidiyor? Dedim ki, ortağın var mı? Var. Zina eli var mı? Olmaz abi dedi ya. Cenab-ı Hak işçilerin çalışıyor. Zekatını veriyor musun? Ya dedim ki imtihanı ondan sonra. Dedim ki, sence ne olabilir? Ya ne bileyim abi dedi ya, biz fatura yatırıyoruz dershaneye. Mazot koyuyoruz. Zekat veriyoruz. Zekat vermek meziyetmiş sanki. Zekat vermek meziyet değil ki, namaz kılmak da meziyet. Allah'a yaklaşmak, beş vakit namazla değil, nafilelerle yaklaşıyor. Çünkü nafile farz değil. Farzlar meziyet değil, vazifedir. Meziyet midir şeye nefes almak? Biliyor musun, ben nefes alıyorum. Ben nefes alıyorum. Bilin kıymetini. Herhalde ne?
Baklava yemek meziyet midir, vermek mi meziyet? Yani onun gibi yani namaz kılmak, oruç tutmak meziyet değil ki, vazifedir. Şimdi pazarlığa girmişti, ondan Allah da kısmış. Sonra anlaşıldı. Faturaya yatırıyoruz abi, mazot koyuyoruz diyor ya. Zekat veriyoruz abi diyor. Niye Allah bizi kıstı diyor ya. Gavuru açtı diyor, bize niye açmıyor diyor. Dayanamadım ağzımdan çık. Sen de gavur gibi düşündüğün için dedi. Gavur değilsin ama gavur gibi düşünüyorsun. Pazarlık yapıyorsun. Gavuru açıyor, bana niye açmıyor dedi. Ağzıma koydu lafı. Gavur gibi düşündüğün için. Allah ile pazarlığa mı giriyorsun? Ey Allah'ım ben bunu yapıyorum ama sen de bunu yaparsan. Yapman lazım artık. Bu kadar fiyat vermekten ise, ya karşıma kardeşim nele başıma geliyor ya, bu insanı istemiyor diye hediyeler, Adem'in kabulüne bir sebep gösterdiğim gibi, Risale-i Nur'un has şakirtleri müstesna olarak, bak, Risale-i Nur'un dostları var, kardeş var, talebe var, bir de has talebe var. Ondan sonra erkanlar var, rükünler var. Bak ne diyor? Has şakirtleri, ortada has da var, has has da var. Dost, kardeş, has, talebe, has talebe, has da var, has havas var. Ondan sonra erken rükün. Bu Risale-i Nur şakirtleri müstesna olarak başkaları beni büyük bir makamda bilmekle, başkaları ustası şöyle biliyor, çok büyük adam, başkaları beni çok büyük bir makamda bilmekle kuvvetli bir alaka ve hizmet gösterir. Yani bundan dolayı ustada alaka gösteriyor. Niye? Büyük adam ya, büyük iş yapıyor diye. Oysa öyle yapmayacaktı. Ehl-i Sünnet dairesinde Kur'an'a ve sünnete hizmet ediyor. O noktada ben onun hizmet ederim. Onun hizmetkarı olurum. Onun yanında olurum. Yani noktada Allah koyması lazım. Ustad büyüktür, küçüktür. Hiç önemli değil. Mesela ona ait bir misal vereyim. Menderes'in namazı yoktu. İslam karamanı diyor. Ezanı değiştirdiği için. Yani Tanrı uludur o hakikisine getirdiği için. Bak beşeri ve şahsi kusurların şeylerin için nazara almıyor. Mesela ziyaretin meselesinde oluyor. Ziyaretin meselesinde de 96 mıydı? Kastım. 86 mıydı? Ne yapmış? Hiç ziyaretin o uçuyor kaçıyor, muhabbetin ona bağlamıyor. Nereye bağlıyor? Ehl-i Sünnet vel Cemaat dairesinde sünnet-i seniye hizmeti nispetinde bir insan ayağı başımızın üzerindedir. Ölçü budur. Benim yanımda, benim abimim, benim şahim, benim tarikatımın yanındaysa, benim sevdiklerimi seviyorsa diri değil. Düşmanlığımızın sebebi de budur. Dostluğumuzun sebebi de budur. Olmaz. Başkaları beni büyük bir makamda bilmekle kuvvetli bir alaka ve hizmet gösterir. Hem mukabilinde dünyada ehli velayet gibi nurani neticeler ister. Hem mukabilinde dünyada ehli velayet gibi nurani neticeler ister. Bu kişiyi şey yaptı ya, ikramlar yağacak da Allah'ım. Cennetler bahşedilecek adama. Epey para yardım etmiş ya. Hem mukabilinde dünyada ehli velayet gibi nurani neticeleri ister, sonra bize hizmetiyle ve alakasıyla manevi ihsan eder. Yani manevi ihsan, hocam, abi, ustadım, şeyhim, yani yüceltir böyle. Sen buna çok şahitsin değil mi İsmail? Babanın yanına seyredip böyle Şimdi o şeyin reisi, cumhurun hocası kaybeder ya, onun yanına gelen şeyhtir de ne kadar yalakalı insanlar geliyor değil mi? Bu işim olsun hocam, ben bir rastlamıştım Mahmud Efendi'nin o dua isteği ederken kanaldan geçiyor da böyle. Efendim evlenemiyorum, kızı vermiyorlar, dua eder misin? Komşu müzik çalıyor, şey yapar mısın? Efendim, ya Allah aşkına ya, gece kalkamıyorum, teheccüd kılamıyorum diye rastlamadım da. İhtiyacı olmayan gelen hiç neredeyse. Yok, yani yok. İhtiyaç sahibi. Hep ihtiyaç sahibidir.
Allah. Sonra bir o sonra bize hizmetiyle ve alakasıyla manevi ihsan eder. Böylelerin bu nevi ihsanlarına karşı istediği fiyata sahip olamadığım için mahcup oluyorum. Onlar da emniyetsizliklerimi bildikleri vakit inkısara hayale uğrarlar. Belki hizmette futura şöyle veya hakikaten seni büyük adam zannediyor. Bir alaka duyuyor. Bir alaka duyuyor. Buraya gelenler var ya mesela gidiyorlar ya sonra. Beni siteden görüyorlar. Uçuyor kaçıyor tamam mı? Nasıl tahayyül ediyorlarsa bir elim şarkta bir elim garpta. Bir nefes edeceğim hemen düzde falan tamam mı? Bir laf edeceğim bir ürünler. Geliyor hakikaten lan bizim gibi yemek yiyor. Dedi ya, öyle bir şey var ya şunu, misafir geldi, Anadolu'dan bizi ne şartlarla gelmiş. Hasan abi gelecek mi? Tabii ya, orada oturacak. Şimdi bizimle mi yemek yiyecek? Ha? Siz şaka, gülüyorsunuz ama. Gariban, yırtık atletleriyle, yırtık çoraplarıyla, bilmem nelerle dolaştığını bir görse, o kamerada onları görmüyor tabi. Ya anladın mı? Çok acayip. Alemine koyuyor bir şeyi böyle, ona o sıfatına bağlıyor. Oysa ne demesi lazım? Hizmet imaniye, Kur'an'ı da hizmet ediyor. O noktada ayağı başımızın üzerinde demesi lazım diyor. Ziyaretli meselesi. Hizmet imaniye, dairemize, nura hizmet ediyor. Nurun kahramanı. Böyle ne bileyim ne dersen. Yani nuru merkeze koy. Şöyle büyüktür, şöyle uçuyor, kaçıyor bir değil yani. Ben çok menfaatlandım ikinci derecede. Değil. Nura hizmet ediyorsa hizmet edeceğiz. Nura hizmet ediyorsa. Sonra bize oraya okuduk. Sonra geliyorlar. Bu dayanamadım da söyledim. Geliyorlar bir bakıyorlar. Birkaç gün kalıp belki kalmaya karar vermişler daha burada kalacakmış artık. Zaten kim kabul edecek? Sonra Ömer abilerine diyorlar, Hasan niye gidiyoruz? Niye? Hasan abi de bizim gibi ya dedi. Bizim Ömer var ya. Abi var ya editörlerin bir kısmı. Editörlerin bir kısmı gitmesinin sebebi buydu. Bundan gitmişler. Aynen abisi. Ya dedi abi Hasan abi bizim gibi dedi ya. Oysa peygamber İmtiyazlı mı yaşadı, sahabe gibi mi yaşadı? Onlardan birisiymiş gibi yaşadı. Belki de daha aşağı seviyede, seviye bakımında. Ben de sizlerden birisiyim dedi. Evet, ben de, o var o kuru ekmek meselesinde. Adam geldi, hürmet ediyor, orası burası eğiliyor, kalkıyor. Alışmış mı ya tapmaya? Sahabe olunmuş ama yeni. O korkmuş falan. Allah Resulü diyor ki, kardeşim diyor bak. Ben kuru ekmek yiyen bir kadının senin gibi diyor bak. Kuru ekmek senin gibi kuru ekmek bir kadının çocuğuyum. Otur diyor rahat ol. İmtiyazlaştırmamış ki böyle firavunlar gibi kendisi. Onlar gibi olmuş. Onlar gibi yaşamış. Onlarla kalkmış. Onlarla yemiş. Dertler hep beraber. Onlardan birisi. Yahudi mesela. Geliyor. Birisi suda atıyor. Sordu, reisiniz kimdir diyor. Bir sahabeye soruyor. Bu suda atan. Lan böyle bir şey olur mu Yahudilikte? Dalga geçiyor benimle diyor. Öteki taraf ona gidiyor. Reisiniz kim diyor Gürşen? Suda atan diyor. Ulan bunlar söz birliği yaptı. Aynı böyle mübalağa etmiyorum ha. Aynı cümle de onun. Söz birliği yaptı diyor. Benimle dalga geçiyorlar diyor bir gelenlerle. Üçüncüye söyleyince o zaman durdu. Bu ses o dağıtana dedi ki, sen bu kavmin reisi misin? O da demiş ki, seyyidül kavmi hadimu. Bir kavmin seyyidi ona hizmet edendir. Hemen oturuyor. Yemin, diyor ki, Musa'nın Rabbine yemin ederim ki Musa da senin gibi söylerdi diyor. O gelecek şey diyor, reis, kavminin reisi kavmine hizmet edecek. O anda görüyor, alim bir adam, normal değil. Musa'nın Rabbine yemin ederim ki Musa senden bahsetti diyor. O kavmin reisi kavmine hizmet edecek. Evet seni diyor kavmine hizmet ederken gördüm. İman ediyor biliyor musun? Bize bu kadar dersler, kitaplar, bu kadar bir 1500 seneden beri İslami bir dünya, İslamiyetimize sanki kafi gelmiyormuş gibi Avrupa mukallitlerini yapıyoruz. Avrupalıları taklit ediyoruz.
Adam bir su dağıtmasına Müslüman oldu lan. Bu kadar da ders dinlemedi ha. Bu kadar ders dinlemedi, bu kadar Müslüman görmedi ha. Bir su dağıtmasında Müslüman oluyor, bu kadar tevhid dersinde Müslüman olmayan var yani ya. Sadakat göstermeyen var. Evet, geliyorlar bir bakıyorlar, aa futura düşüyorlar, bizim gibi bir adammış ya. Gerçi umur uhreviyede hırs ve kanaatsızlık bir cepte makbuldur. Fakat mesleğimizde, hizmetimizde bazı arızalar ile inkısara hayal cihetiyle şükür yerine mevsiyete şekva etmeye sebep olur. Belki de hizmetten vazgeçer. Onun için mesleğimizde kanaat daima şükrü ve metaneti ve sebatı netice verdiği için. Mesleğimizde ne yapacağız? Mesleğimizde kanaat. Kanaat. Hizmetimize kanaat edeceğiz. Kardeş Allah bunu sana nasip etti mi? Etti. Sen mi seçtin? Sen seçmedin. Okuldan çıkarken veya köyüne birisi gelmiş. Ne bileyim nurları tanıdığına bir bak bakalım. Nasıl tanıdın? Benim çoğu. Benim nasıl tanıdım biliyor musunuz? Benim nasıl tanıdım nurları? Yani bu sebeple bu netice olur. Akıllar duruyor. Hiçbir sebep yok. Hiçbir ilgilenmek yok. Hiçbirisi benimle götürüp götürme yok. Hiç mi bana kitap vermek yok? Hiçbir şey yok. Yani bu sebeple bu netice. Ay işte oluyormuş. Uğraşıyorsunuz olmuyor. Nasıl biliyor musunuz? Bizim okulda, sınıfta bir arkadaşın babası Türk Hava Yolları'nda teknisyen. Onun çocuğu Mustafa. Artık son ders. Son ders çıkıyor, çıktı. Ondan sonra böyle şey, koridor var ya, talebelerin sınıftan çıktığı zaman koridor, son. Koridorda bir hoca, yani o saniyede ben geçeceğim, geçmeyeceğim, onlar olacak, olmayacak, ihtimalleri sizi bırakıyorum. Ona diyor ki, hemen tutuyor, babası herhalde demiş ki, oğluma şey yaptı ya. Mustafa'ya diyor ki, oğlum diyor, öğretmen, niye diyor dersi gitmiyorsun? Bak diyor, Mecidiyeköy'de zekan var diyor, oraya. Tamam hocam diyor, ben oradan geçiyorum. Yani bir sürü insanlar, kalabalık. Aa sen gel gel bir dakika dedi. Bizim derse de giriyor, motor dersi hocası. Hiçbir şey yok ha. Buyurun hocam dedim. Sen de bununla git dedi. Nereye hocam? Git görürsün dedi. Lan bir şey anlatırlar, bir şey derler ya. Git görürsün. Nereye gideceğiz? Gel dedi ya. O da birisini götürme heyecanında. O da gönderiyor. O biliyor daha önce. Ve onunla aşık ol. Ya nereye gidiyoruz? Ya gidiyoruz işte görürüz. Hocaya da diyemedim ya hocam neresi diye. İyi dedim ya Allah Allah gidiyorum. Hocaya güvendiğimiz, sevdiğimiz bir hoca. Bir gittik arkadaş. Oturduk. Meyve Risalesi'nden 6. mezve Kastamonu'da lise talebeleri, muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar, size Allah'tan bahsedin. Allah Allah, ulan hakikaten atıkamıyor. Ne demiş ya, merak ettim ya. Talebeler Allah'tan bahsetmiyorlar öğretmenlerimiz. Siz bu hocam, böyle bir adama gelmiş. Kim ki Mustad diyorlar falan. Ona gelmiş. Şimdi, iyi dedim, merak ettim ulan hakikaten nasıl diyecek ya. Ne anlatacak? Ulan bir etsalcılık misaliyle girdi. Darmadağın. Güneş misali insinde ben kendimle geçmişim, şöyle demişim 17 yaşındayım. Tamam tamam bu mesele bitmiştir. Sonra diyorlar. Şok olmuşum o şeyde. Niçin biliyor musun? Çünkü daha önce Karl Marx kitabını okuttum bunları. Karl Marx okumuşuz ortaokulda sen. Güneş misalinde Allah bir anda her yerdedir, hiçbir yerde değildir. Farklı farklı iş yapar, biri iş bir işe mani değildir. Allah'ın hacmi yoktur, kütlesi yoktur, doğmamıştır, doğurmamıştır, bir sürü şeyler var. Güneş misali onu adet ediyor. Güneş buna misal. Her şeyi aktif eden zamanın, zaman doğmamıştır, doğurmamıştır, tipi yoktur, hacmi yoktur, nesebi yoktur, cinsiyeti yoktur, dişi ve erkek değildir zaman. Güneşin dişi yoktur, erkesi yoktur, dünü yoktur, bugünü yoktur. Bizim için zaman var. Gün ışık, o güneş için gece gündüz yoktur. Gece ve gündüze sebep olan güneştir ama kendisinin gece gündüzü yoktur. Vesaire. Yani maddeyi yapar ama kendisi madde değildir. Güneş odun değildir ama odunu güneş yapmıştır. Donmuş güneştir. Böyle bir ders yaptı. Oraya gelince bitti daha bitti tamam dedi. Ve bu sebeple bu netice olur mu? 53 yaşında. Ya kardeşim Allah nasip ediyorsa ufak bir sebep
bahane olur. Eğer nasip olmayacaksa, bak, eğer nasipse dağlar sana yol olur. Nasibin yoksa yollar dağ olur. Basit. Onun için herkesin nasibi kalır. Ne yapalım? Şimdi, şurayı okup keseceğim. Mesleğimizde kanaat ne demek? Daima şükrü. Kanaat olsun ve olmasın. İşte onun için söyledim. Sebeple o kadar şey, sebeplere riayet ederiz. Neticeyle mükellef değiliz. Şükredeceğiz. Metanet, yani zorluk görünce canımız sıkıldı hali. Hemen yan dönmeyeceğiz. Yan dönmeyeceğiz. Hadi benden eyvallah. Ne oldu? Ya hoşlanmadım, ne bileyim, canım sıkıldı. Metanet. Sebat. Bak, birinci özelliğimiz. Kanaat edeceğiz mesleğimize, davamıza. İki, şükredeceğiz. Üç, direneceğiz. Dört, sebat edeceğiz. Beş, ihlas. Altı, hizmet. Yedi, hırs ve kanaatsızlık göstermeyip hizmete ciddi olacağız. Neticelerine ve semeratına karşı kanaattan mükellefiz. Mesela Risale-i Nur'un hizmetiyle İsparta ve civarında binler ehl-i imana fevkalade kuvve-i imaniye temin etmek olan bu netice. Mesela ille burada her binlerce insan olması şart değil. Bazılar şöyle oluyor. Duyuyor seni, biliyor seni. Hindistan'da, Çin'de diyor değil mi? Bir eser çıkmıştır. Bütün fen ve felsefenin sorularına cevap veriyor. Dini mübinin her türlü meselesini akleme, mantıken ispat ediyor. Duysa, eline geçmese bile imanı kurtulur. Bizim köyde olmuş, ben bunu bilmiyordum. Annemin arkadaşlarından, oğlum dedi, iyi ki varsınız dedi. Ben de yani yaşlıydı da bizim. Oğlum dedi, sizin varlığınızı sıkıntım oldukça diyor, böyle dinsizleri duydukça diyor, sizin varlığınızı duydukça, benim o çocuklarım da var diyorum diyor. Ha, yaşlı kadın ya. He ya. Benim annemin arkadaşları 80 küsur yaşlarında var. Bir kötülükler, şeyler duyuyoruz diyor televizyonda falan. Ama benim çocuklarım da var diyor. Onun da bir cemaati var, orada bir bulunuyor. Onlar da ismi şey yapıyor, boş değil diyorum diyor. Onu düşünüyormuş. Bu netice bizim fevkalade hizmetimize kafidir. İmanı kurtuluyor. 10 kutup derecesine bile çıksa, bir adam çıksa, 10 kutup, bir kutup değil ha, 10 kutup. 1000 adamı dereceye velayete sevk etse, 10 kutup derecesinde bir adam düşünün. Bir kutup değil ha. Düşünün ki ben kutubum. 10 tane kutubu bir araya getirdiğiniz adam bir adam oldu. Bu adama 1000 adam geliyor, velayete çıkarıyor, evliye yapıyor. 1000 adamı getirdiğiniz sokaktan makina, fabrikasyon, o bin evliya. Böyle bir makine çalışıyor. Yine bu netice şey düşürtmez. Yani yaptığımız hizmet, bulunduğumuz daire, netice itibariyle, rıza ilahiye bakan yönü itibariyle, bu neticeyi aşağı düşürmez. Yani bundan aşağı düşürmez. 10 kutubun 1000 tane kişiyi, Müslümanı evliye yapması. Kutup Müslüman evliye yapar. Risale-i Nur ise imanı olmayan imana getiriyor. İmanı zaafı olan imanı tavsiye ediyor. Risale-i Nur ehli imanın imanını kurtarıyor. O muteşabi ayet ve hadisleri şüphelenen, İslamiyet'te bir zaaf mı var, bir gedik mi var diye ehli imanın zaafa düşmüş imanını kurtarıyor. 38 Kastamonu. 5. Şua mesela. Deccal hakkındaki hadisler. Muteşabi ayetlerle imanı zaafa düşmüş kişinin imanını kurtarsa, bir kişinin 1000 tane Müslümanı evliye yapmaktan üstündür. Bak, 1000 tane Müslüman zaten Müslüman. Makamını yüceltiyorsun. Ama 1 tane kafir veya imanı gitmiş veya gitmek üzere onu imana getiriyorsun. Ötekisi 1000 tane Müslüman zaten. Evliye yapıyorsun. Olmayabilir. Ama bu İmanı kaçırdı mı olmayabilir, yok. Hizmet ettiğimiz daire böyle bir ciddi daire. Senin adın neydi delikanlı? Said. Said. Maşallah, güzel isim var.
nurun hakiki şakirtleri bu gibi neticelere kanaat ediyorlar. Kimler ediyormuş hacı? Nurun hakiki şakirtleri. Nurun şakirtleri değil. Hakiki şakirtleri insan gelsin veya gelmesin. Benim vazifem sebat etmek, metanet etmek, sabretmek, kanaat etmek, şükretmek, neticeleri düşünmekle mükellef değiliz. Hizmetle mükellefiz. En azından kendi imanımızı koruyor muyuz? Yetiyor bize. İmanı ihtiyacı olanlara kurtulmak isteyen de el atarız. Gelir gelmez, okur okumaz. Ben mesela bir abiniz olarak söylüyorum. Şükür için hem de hepimiz aynı orta az. Çünkü senin sevabın bana, benimki size. Benim bu yaşa kadar yurt dışı ve yurt içi dahi kaç tane inkarcının Müslüman olduğunun hatırıma sayısını bilmiyorum. Mesela öyle kişiler var ki sohbetin ortasına hocam bana geliyor ki galiba Allah var diyor. Bana da öyle geliyor dedim. Bana da öyle geliyor. Mesela bir tanesi vardı. Turgay. Pazarda. Dev genç. Dev sol. Yok dev genç. Dev gençin liderlerinin 3 kişiden bir kişiydi. Bak vardı işte. Popüler. Solcu. 3 tane silahla geldiler. 3 kişi silahla geldi. Tersane. Orta şey döneminde bir soru soracağız. Pazar Karadeniz'in ikinci kurtarılmış bölgesi. Bir Fatsa bir de pazar. Bir biz varız. Kimse yok dinleyici bakıyor. Ondan sonra derse kimse gelmedi. Hop bastılar. 3 kişi. Pazar onların ya. Dedi ki hoca dedi. Üçü dikilmiş. Kapı çaldı, girdiler. Ben tekim. Ondan sonra baktım ki oha tişörtünün üzerine silahlı. Pazar ya gündüz hep böyle. Sana 3 tane soru soracağız. Üçüne de cevap veremezsen, hiç hesapmadım. Gerisini söylememe gerek yok. Ondan sonra buyurun sorun dedi. Hiç unutmuyor. Meğer soru birbirine bağlı. Ama bir tanesine cevap verilemeyeceği için ikinci daha sarmalı. Üçüncüsü daha sarmalı. Mümkün değil onlarca. Dedi. Merak ettin değil mi? Evet. Ondan sonra ilk soruya cevap verdiğinde bitiyorlar. Şaşırıyorlar. Üçü de duruyor. Ondan sonra papilatlar çıktı. Dedi ki örümceğe dedi sinek yakalandı. Kurtarır mısın, kurtarmaz mısın? Kurtarırım dersen, örümceğin rızkına mani oldun, suçlu. Kafana sıkacak. Sıkacak, onun için gelmiş. Allah tabii. Kurtarmam dersen, sinek katili oldun. Sineği niye öldürdün? Adam öldürüyor, onu düşünmüyor, sineğin düşünüyor. Kurtarmam desen, sinek ölüyor. Kurtarırım dersen, örümcek ölüyor. Kapı arkasında başka şeyler söyleyecek. Sonra üçüncüyü soracak. Esas ondan sonra gelecek. Hesapları başka. He. Şaşırdın değil mi Esas? Ne dedim biliyor musun? Ne desem suç değil mi? O anda Allah ilham etti. Dedim bir dakika müsaade edin de bir bileyim dedim. Ondan sonra cevap vereceğim. Bir anda şaşırdılar birbirine baktılar. Böyle dedim ki İslamiyet'te temizlik esastır. Örümceğin orada ne işi var dedim. Birbirlerine bir baktılar. İslamiyet'te temizlik esastır. En nezafetü minel iman. Nezafet temizlik imandandır. Olmaz dedim orada. Zaten olmaşmada söküp atıyorsun. Bir hakaret etti. Üçünden ikisi çekip gitti. Onu da çağırıyorlar. Yok dedi. Ben dedi bazı şeyler soracağım dedi. 3 kişiden ikisi gidiyor. Cehennem olup gidiyor. O da oturuyor. Sen kimsin dedi ya. Otur. İlk. Sen kimsin ya? Bizim dev gençte bir senden bahsediyor. Ama antika cevap verdi. Biz dedi bunu özel ayarladık. Bak dedi. Anlatayım. İlk önce seni anlatayım dedim de sonra kendimden bahsederim. Sen kimsin biliyor musun? Ben o çok etkiledi. Benim kim olduğum değil. Senin kim olduğun önemli. Ben dedi biliyorum dedi. Bilmiyorsun kendini. Onu anlattım. Hiç unutmuyorum. Başladı.
bundan sonra arkandayım dedi. Ama dedim, eğer madem şey, kelime-i şehadet getiriyor, Müslüman oluyor. Dedim ki, dediğimi yap. Müslüman olduğunu söyle. Git onların içine gir. Namaz, o namaz vakitte orada kılma. Gir onlara. Sonra böyle oldu, biliyor musun? Futbolcu mesela İspan. Abi de Nurcu oldu, şu an ayrılma, benim adıma orada ol. Antrenör ya, o çocuklara, alt takım, üst takımlara çocukları eğitirken Nurculuğu anlat. Benim ağzım ol orada. Bırakma orayı. Dev genci bırakma dedi. Ve çok adam getirdi. Çok. Ya dedi, bu yobazlar dedi ya, kafamı karıştırdılar dedi ya. Oha! Tabii, Nurcu. Bu yobazlar var ya, ne diyorlar? Ya ne ya, canımı sıkıyorlar dedi ya. Biri Allah aşkına bir tane çıksın dedi ya, bunu cevap versin ya. Ne oldu dedi, bir tane yobaza denk geldim dedi bugün. Gözün ne kadar harika diye bana sordu dedi ya. Ne demek ya gözün, neresi diyecek, harika demeyecek. Harika etse Allah çıkacak, demezse sanatı inkar edecek. Böyle sordum. Ne yapayım dedi. Dedim ya orada bir, bazen bir yer bomba atarsın. Yani dersin ki gözün ne kadar harika. Bir yobaz bana dedi ki gözün ne kadar harika. Hı? Ya neresi Turgay harika? Ne diyorsun ya sen dedi. Göz harika. Bundan daha harika bir şey olur mu dedi. Sen nasıl diyorsun diyorum. Ya dedi, ya sen kimle görüşüyorsun dedi ya. Allah. Ya kimle görüştüm değil ya, kafama saldı dedi ya. Adam orada manavda alışveriş ederken birisi ona konuşurken duydum dedi ya. Ben de bir şey söyledim, bana böyle çaktı dedi. Manav dedi, manav, tamam. Manav birisini anlatırken ben de dahil oldum dedi. Sonra bana dedi ki, senin gözün ne kadar harika, bak bunları seyrediyor. Ya hadi canım dedim. Nerem harika? Yani bunun üzerine ilim kurulmuş, bu kadar üniversitede bölümler açılmış, profesörle çıkmış. Yani cahil nesil cahil olur, bu cahileti göstermez ki ilmi gösterir falan. Ondan sonra ya sen derken orada kafalar karıştı. Turgay'ı yalnız yakalayanlar. Ya bugün nasıl oldu? Sen ne oldu falan. Müslüman evlatları bunlar. Hristiyan gavur değil ki. Ermeni değil ki. Müslüman evlatları. Kandırılmış. Ondan sonra ya tek tek getirmeye başladı. Şu anda pazarda Nurculuk aç. Tamamen ama istisnasız. Biraz Nakşibendi var böyle. Hafif bir şey. Biraz sesleri var. Tamamen Nurculuk Hakim pazardı. İnan sizi söyleyeyim. Gördüm abi. Yani başka yok yani. Bak bir tanesi işte örümcekten şey. Kafama tabancayı dayamış. Tişörtün üzerine çıktı amca. Oran öyle mi? 80'in iktidarı. Peki. Yani ne dedi? 10 kutup seviyesinde birisi. Peki, size mübalağa geldi diye onun için anlattım. Uzattığımı zannediyorsunuz. Oradan açıldı. 10 kutup seviyesinde Muhammed ve 1000 tane Müslümanı evliye yapmış. Müslümanı. Peki bu bir tane mi daha şey? Ve bu PKK'lardan şeyde doğuda şehit oldu. Giderken de 2 ay mı? Sonra dedi ki ben doğuya gidiyorum dedi. İhtilal oldu, bilen şeyler oldu, şu oldu, bu oldu, tamam. Ondan sonra ben dedi gidiyorum dedi derste elbisine, ona kalktı dersin şeyine, ilk önce sen abi benim Müslüman olduğuma şahit misin dedi. İnanın bana ya, şahit olun, bak pazarlar hepsi şahit. Estağfurullah Turgay dedim ya, sen ne Nurcusun abi, istiyorum 3 defa söyleyeceksin. Müslümansın elhamdülillah, şahit misin, şahitim şahit. Cemaate döndü. Müslüman şahit misin? Çünkü ne kadar tahribat yapmışlar. Tamam Turgay'ım dediler hepsi. Epey hakkınızı helal edin, ben de oyum. Sanki hissetmiş. 2 ay sonra, o gittikten sonra cesedi geldi. Ondan sonra şehit, mezarlığının yanına devlet de bir bina yaptı babasına. Alt katında mescit yaptı. O mescide de başladık sohbet etme. Papilatlar hep Nurcu olmuştu. İsmail'le Pazar Spor'un antrenörü, İsrizalar şeyler hepsi. Hepsi Nurcu oldu. Ondan pazar oradan fethedildi, pazar oradan, ondan sonra tamamen hakim oldu. Ondan sonra jandarma müdahale etti. Bizim yaptığımız bina, bu ne oluyor böylece? Ondan sonra
şehit ailesine bezi çıkartmayı söyledi. Bir çıkarttılar ama şişten geçti. Biz yapacağımız yok. Yani bak bir iş ya, 10 kutup çıkmış, 1000 tane Müslümanı evliye yapmış. Bak bir tane solcu Müslümana geldi, ne yaptı? Yani inkarcıyı Müslüman olmasına sebep olmak, 1000 tane Müslümanı veli yapmak mı? O zaten cennetlik yani. Evliye olmasına girsin de, imanı var zaten almış yani, düşük makamda olsun canım, zaten 8. tabakada ne işi var ya, 1. tabakaya girdi işte. İmanı olduğu için cennete kurtardı yani. Kutubun yaptığı avam birisine yaptı yani sadece. Evet, avam birisine, biz avamız. Öbür tarafta ebedi kaybetmek var. Ebedi, sonsuz hayatını kaybedecekti. Avam şu anda rahmetle şey yaptı ya. Ve kaç kişiler... Ondan sonra beni kaldırdılar o olaydan sonra, tabi duyuldu. Denizin kenarına götürdüler beni. Götürdüler. Denizin açtıkları zaman gözüme bir siyah şey vardı, götürdüler. Allah Allah. Sonra anladım ki Ahravi tarafındaymış yani beni götürdükler. Tabi götürdüler. Otur buraya dedim. Sorumuza cevap vereceğiz. Tamam. Sorun cevap vereyim. Sorun cevap vereyim. Öyle bir zarar vermek için götürmemişler. Soru cevap, soru cevap, al, yemeğini de al, yemeğini de al. Soru cevap, tabi zındık da var, soruyorlar, ondan sonra volta atıyor, ben yanlış şey istiyorum, ben cevap verene kadar duracaksın. Tevhide girdik, soruları bitti. Ya elhamdülillah ya, şimdi bir kişinin böyle Müslüman olması, bir kişinin, mesela Rus Müslüman oldu Almanya'da, o uçakların iniş takımları var ya, o şey iniş, açıyor kapıyı, o mesela. Onun mühendisi staj için almaya gelmiş. Önlerken bizim kardeşle fabrikada tanışmışlar falan. Getirdi soru cevap, soru cevap. Uzun boylu, zayıf. Müslüman o. Rus. Ha. Ne diyor? 10 kutup derecesinden biri çıksa, 1000 adamı dereceyi velayete sevk etse, yine bu neticeyi aşağı düşürtmez. Yani mübalağa zannetmeyin diye örnek verdim. Nur'un hakiki şakirtleri, bu gibi neticeler kanaat ediyor. Bana yetiyor işte. Bir kişi Turgay yetiyor bana. Rus'un adının ne olduğunu bilmiyorum. Onun videosu var. Otelde Müslüman oldu. O büyük kutbun bir tanesi de şey ya, süte çökerttiler de kayboldu. Var ya böyle bir tane felsefe talebe Müslüman oldu da felsefe arkadan dershanenin kamerası çekti de siteye koydu. Alman'ın Müslüman oluşu. Alman delikanlında ve siteyi birkaç defa çökerttiler, iki defa o ilk yayında vardı o. Onu siteye koymuştuk. Hani bizimle eğilip kalkıyor falan sünnette, bir sünnette o rükeye gidiyor, secdeye gidiyor. Adam bakıyor hangisini yapayım, onu mu bunu mu? Sonra hemen ben fark ettim, hepimiz aynı yapacağız. Sünneti kaldırdım o adam varken, hepimiz aynı yapalım diyor. Adam rükeye mi gitsin, secdeye mi gitsin, bir ona bakıyor, ayağa kalkıyor, o bakıyor, şeyde atlıyor secdeye. Müslüman oldu ya, yapılması gerekiyor. Hepsini yetişiyor. Öyle yapmak lazım, onu yapmak. Ben neler çekmişim ben ya. Öğle namazında bana, öğle namazında imamlıken sesli ezan şey namaz kıldırıyorum sesli. Elhamdülillahi rabbil alemin. Sakın arkadan dedim. Türkçe söylüyorum. Sakın bir tane Subhanallah, Allahu ekber, ikaz etmeyin. Biliyorum. Şimdi adam dikilmiş. Ne oluyor? Ses yok. Dikilmiş. Allah Allah. O da kaldırdı. İlle bizimle gota namaz kılacağım dedi bende. Ben de sizinle eğileceğim dedi. Şimdi duruyor. O da durmuş. Ne ya? Fiziksel bir şey zannetti ya. İyi okuyalım dedik daha yani sesli yapalım. Mekruh işleyelim ki yeter ki imanı kurtulsun. Tamam. Mekruhtur oku. Onu belki de bunun içinde mekruh da olmayacaktır inşallah. İhtiyat ettik orada. Ondan sonra şimdi tamam abi dedi. Sakın ikaz etmeyin. Subhanallah. Allahu ekber. Veya ulan ne biçim adamsın lan, tam sessiz ol. Ya acayip ya. Ve bu en son işte gitti yani. Ve Müslüman oldu. Ben Türkiye'ye geldikten sonra o da şeye gitti. Tunus'a din eğitimine gitti. Arapça. Beni görmeyince orada da gündüzde kimse yok. Bari oraya gideyim demiş. Tamam. Son cümlem. O büyük kutbun müritlerinin kanaat-ı kalbiyelerine temin eden ustadlarının fevkalade makamı, meselelerde hükümleri yerine Risale-i Nur'un sarsılmaz ücretleri, bizim şeyhimizin çok büyük makamı var, yerine Risale-i Nur'un sarsılmaz ücretleri, delilleri. Sonra cevap vereyim.
hüccetleri var. O müritlerinin kanaatlarından çok ziyade şakirtlerine kanaat verdiği gibi. Yani Salih Nur'da bu şey var yani, mantık kuruluşlarını alıyorsun. Hani var ya, her soruları şu dört tane kurala götürün çözersiniz. Çözemeyeceğiniz bir inkarcı sorusu olamaz demiştim, hatırlarsınız. Dört tane kural vardı, değil mi? Şimdi uzun olur onu. Bu halet ve itikat başkasına da sirayet eder ve menfaat verir. Yani bu sana has değil. Senin bu özelliğin de diğerlerini sıçrıyor. O ne yaptı? Bütün adamları topladı. Ya yoldaşlar diyor. Bugün bir yobazar denk geldim dedi manavda. Manavcıya anlatırken. Ya gözün ne kadar harika demesin bana. Ne harika ya? Diyorsun sen dedi ya. Gözün ne kadar harika. Harika değil mi ya? Ehe dese Allah olacak. Yok dese sanatı inkar edecek. Gitti reislerine gitti. Cevap ne dediler biliyor musun? Turgay'ı takip edin, kimle görüşür. Ama iş işten geçti, herkesin içine bomba yattı. O müritlerinin kanaati ise hususi ve şahsi kalır. Ve devam ediyor. İnşallah bundan sonrasını devam etmeyi arzu ederim. 91. sayfadan. Hasan abi, bir tane bir hadise var. Bununla ilgili de anlatabilirim. Giovanni diye bir zat var, İtalyan. Giovanni mi? Giovanni, İtalyan. İtalyan. 82 yaşında rahmetli İdris abi zamanında hidayet etti. Münih'te mi? Münih'te. Hı. Müslüman oldu bu. Cumalara başladı. 85 yaşında vefat etti. İdris abi onu devamlı cumalara götürüyor. 82 yaşında Müslüman, 83 sene Müslümandı. 3 sene falan yaşadı. Hı. Ondan sonra İdris abi rahmetli olduktan sonra 2 sene sonra o vefat etti. Ama biz vefat etmeden bir hafta evvel yanına gittim ben. Kim önce vefat etti? İdris abi. İdris abi. Ona sebep olan Müslüman, evet. Vefat. Müslüman oldu Giovanni. Ondan sonra tabii fazla görüşemiyorduk. Ama giriyordu babasının mesela yemek giriyordu her sene. Ondan sonra ben hastanedeyken yanına gittiğimde elimi öptü benim. Giovanni. Ben şaşırdım. Ben kelime konuşamadım yani. Ben niye orada şaşırdım? Ya bu adam benim neyimi ölüyor? 85 yaşında senin elini öptü. Benim elimi öptü. Geldi sarıldı, öptü böyle ellerimi. Çok oldum ya. Ondan sonra dedim Allah var, üzülme, tamam mı? Ondan sonra hemşire dedim ki bir şey olursa beni çağırın dedim. Ya. Kötü halim olursa böyle. Hiç çağırmadan bir hafta sonra vefat etti gitti. Yani belliydi yani Müslüman olduğu kanaat etti. Kimya mühendisi vardı kaldığım lojmanın bitişinde. Kimya mühendisi acayip bir şey ama araştıran kadın. Ondan sonra Türkiye'de de vazife yapmış yani öyle. Türklerle de bulunmuş ama acayip birisi. Ondan sonra öyle bir acayip şeyleri vardı ki tam bir felsefe, kimyayı da birleştirmiş. Ondan sonra yer yer ben volta atıyordum lojmanın önünde bahçeye. O da bahane ile bir bahane çıkıyordu. Ondan sonra arkadaşlar da vardı, onlar da geliyordu. Soru cevap böyle keskin. Ya sen dedi uzatmana misal veriyorum ya. Aynen bunun gibi tak tak kadın Müslüman oldu. Bize Ramazan'da iftar yemeği verdi, hatırlıyorum. Giovanni mi? Kendisi aşçıydı yani, çok yetenekliydi. Yemek yaptı güzel verdi. Yemek yapıyordu. Ya. Elhamdülillah. Ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tan ve selamu aleyküm.